Ekrem tatlım. Benim evimdesin. Burada bakılacaksın. Doktor bey geldiler. Buyursun gelsin. Anlatacağın çok şey var baba. Hepsini son kelimesini anlatıncaya kadar yaşayacaksın. Seni yaşatacağım. Hadi. Cemile Hanım. Makine arıza yaptı. Tamirci çağırsak mı? Hay Allah. Dur önce ben bir bakayım da. Tamam. Hadi biz gidelim abla. Beri. Bir şey mi oldu kızım? Bilmiyorum. Osman sen git oğlum. Bizim ablanla biraz konuşacaklarımız var. Hakan bütün bunları babasından ve Karolin'den intikam almak için yapmış. O yüzden yanaşmış Karolin'e. Ekrem nerede şimdi, hastanede mi? Herhalde. Karolin? Dün gece Mustafa aradı. Evden ayrılmışlar. Otelde kalıyorlarmış galiba. Çocuk bir şey diyemeden kesildi telefon. Sen niye üzgünsün bu kadar hala? Hiçbir şey içimdeki yangını söndürmüyor. Ahmet öldüğüyle mi kalacak anne? Daha katilleri bulunmadı. Of, bulmak istediklerini de sanmıyorum. Belki de hiç bulunmayacaklar. Aramızda yaşayacaklar böyle. Her seferinde yüz yüze bakacağız. İçlerinden gülecekler bize. Her şey geçecek benim güzel kızım. Biz daha önce geçmeyelim de. Güzelim. Oh, nasılsın? İyiyim babacığım, sen? Ben de iyiyim. Ne kadar çok şey almışsın. Ha, evet, dedem bende. Bende kalacak biraz. Hasta ya. İyi bakılması lazım, onu yiyecek falan aldım. Dedem çok mu hasta? Biraz. En az Sekin o beni iyileştirmişti. Ben de seninle gelsem, dedeme baksam. Annem merak etmesin. Çok kalmam. Tamam, hadi gidelim. Nasıl gidiyor kızım? Cemile Hanım, makineye bakalım mı? Hangisiydi? Bu. Yine aynı şey mi yaptı? Evet Cemile Hanım, sıkıştı yine, çalışmıyor. Çalıştır bakalım. İşte bakımını zamanında yaptırırsak bunlar olmaz. Allah helal olsun Cemile Hanım. Bir baktı, bir dokundu, çalıştırdı. Aslı işçidir onun. Gökten zembille gelmedi oldu o yeri. Merhaba dedeciğim. Canım. Güzeller güzelim. Hoş geldin. Sen hasta olmuşsun. Ya, biraz hasta oldum. Ama iyileşeceğim. Merak etme. Eğer istersen ben sana bakarım, hemen iyileşirsin. Canım çok teşekkür ederim. Ama babam bana çok iyi bakıyor. Sen derslerini düşün, öyle mi? Tamam dedeciğim. Uyudu bile. İnsanoğlu karnı tok, sırtı pek oldu muydu? Rahatsız yerinde demekti gayri. Senin ayağın nasıl oldu? Ha, geçti mi hali? Geçti babacığım, merak etme.
Zehra geç kaldı. Dur ben bak. Geldim hadi, geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım. Geç kaldım. Gelirken babamı gördüm. Alışveriş yapıyormuş. Dedem hastaymış. Babamın evinde kalıyormuş. Onu görmeye gittim. Sen dedeni mi gördün? Geçmiş olsun dedim. Kızım bana. Yok tatlım. Hadi sen önünü çıkar, ellerini yıka, doğru sofraya al. Uçuyorum. Babaanne, Zehra'ya sen yemeğini yedirir misin? Benim acil çıkmam lazım. Ahmet'in sütü de hazır. Olur da sen Hakan'a mı gidiyorsun şimdi? Babam buradaymış. Evet. İyi, onunla konuşacağım. Ben de dedim, konuşmuyor. Ben koşturmasını bilirim. İşkence mi yapacaksın? Ahmet'in katillerinin bulunmasını istiyorum. Sadece tetiği çekenlerin değil, arkalarındaki kodumanların da bulunmasını istiyorum. Tamam, sakin ol. Yukarıda. Ama fazla umutlanma. Ahmet'in ölüm emrini sen mi verdin? Yoksa yukarıdan bir yerlerden mi geldi? Korkuyor musun? Ölüyor musun? Öyle duydum. Ölmeden önce birazcık insan olmak istemez misin? O gün, o saatte Ahmet'in oradan geçeceğini nereden biliyordunuz? Konuşsana. Niye Hakan ölmedi? Niye kimse Hakan'a dokunmadı? Konuşsana lan. Konuşsana, Allah'ın belası, konuşsana. Ulan dinlemiyorsun hayvan herif. Ulan senin azayip ben olurum lan. Senin canını ben alırım. Hayvan. Allah senin belanı versin. Senin canını ben alırım. Hayvan. Sen benim canımı aldın burada. Ben de senin canını alacağım. Hayvan herif. Katil duygusuz. Hain. Katil. Allah senin belanı versin. Duygusuz hayvan. Sen benim canımı. Hayvan. Berin, dinle beni. Bak, onun konuşmasını ve gerçekleri anlatmasını ben de çok istiyorum. Sadece senin rahatlaman veya Ahmet'in huzur içinde yatması için değil Berin. Benim rahatlamam için de buna ihtiyacım var. Çünkü biliyorum hala bana dair kuşkularım var. Ama sabırlı olmak zorundasın Berin. Duydun mu beni? Sabırlı olmalısın. Şey ihtiyacınız var mı Ekrem Bey? Yok. Ekrem Bey, burada rahat değilseniz size hastanede güzel bir oda ayarlayalım. Hem daha güzel bakılırsınız, hem de etrafınızda sizi rahatsız edecek kimse bulunmaz. Bana Hakan çağır. Bir şey mi dediniz Ekrem Bey? Bana Hakan çağır, gelsin. Emredersiniz. Hakan Bey. Ne var? Ekrem Bey. Bir şey mi oldu? Sizi çağırıyor.
Bana Berin'i çağır, gelsin. Berin'i mi çağırayım? Evet, Berin'i çağır, gelsin. Konuşacak mısın? Evet, konuşacağım. Ama bir şartım var. Şu halinle bile hala şart koşuyorsun ya. Bir noter çağır. Vasiyetimi değiştireceğim. Bütün mal varlığımı sana bırakacağım. Bütün mirasımı. Ben senin mirasını istemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Şartım bu. Kabul edersen konuşurum. Düşüneceğim. Acele et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.